A virgül B birer pozitif tam sayı ve A eşittir 7B bölü 3 olduğuna göre A hangisi olamaz? 14, 20, 21, 28, 35. Şıklara baktığımızda hepsi 7'nin katı, 27'nin katı değil. Muhtemelen cevap budur. Şimdi bakalım. Sayı içindeki çarpanı kontrol et demişiz ipucu olarak. Bu ne demek? Mesela siz bir sayıyı 7 ile çarptınız. Örneğin sayı 4'tü, 7 ile çarptınız. Artık bu 7'nin bir katı olur. Aynı zamanda 4'ün bir katı olur. Ama 7 ile çarptık. 7'nin katı olduğunu gördük. Şimdi siz bu sayıyı içinde 7 olmayan bir şeye böldüğünüzde artık 7'nin katı olmasını önleyebilir misiniz? Yine 7'nin katı olarak devam eder. Örneğin siz bunu 1'e bölerseniz 28 olur, yine 7'nin katıdır. 2'ye bölerseniz yine 14 olur ve yine 7'nin katıdır. 7'nin katı olmayan bir şeye bölmediğiniz sürece içindeki 7 çarpanını yok edemezsiniz. Yani 28'i 14'e bölersem artık 7'nin katı değildir, 2'dir. Çünkü 14'ün içinde bir tane 7 çarpanı vardır. 2 çarpı 7'dir. Burada da bu ipucunu görmemizi istiyor. Diyor ki ben B sayısını alıyorum 7 ile çarpıyorum. Sonra 3'e bölüyorum. Yani 7 ile çarptım, 3'e böldüm. 3'ün içinde 7 yok. Eğer bu 21 olsaydı 3 çarpı 7 olacaktı. İçinde bir 7 çarpanı olacaktı. Ama 3'ün içinde bir 7 çarpanı yok. Dolayısıyla 7 ile çarptığım bir sayıyı 3'e bölerek 7 çarpanını kaybedemem. Yine 7'nin katı olur sonuç. 7'nin katı hangisi? 14, 21, 28, 35. Ama 20 7'nin katı değil. Dolayısıyla A 20 olamaz. Aynı şeyi şöyle de düşünebiliriz. Mesela 5B bölü 3 olsaydı. Siz B'yi 5 ile çarptıktan sonra onu 3'e bölerek 5 çarpanını yok edemezsiniz. Yani örneğin B 6 olsun. 5 ile çarptım. 30. 3'e böldüğümde 10 oldu. Yine içinde bir 5 var. 5 çarpı 2. Ancak bölü 5 dersek veya bölü 10, bölü 15 gibi 5'in katı dersek 5 çarpanını yok edebiliriz. Burada o kontrolü yaptırıyor ve 20 sonucuna ulaşıyoruz bursa.